Merhabalar, ben Enes Sefa Ünlü, Bisiklette Kahve'nin sahibiyim. Bisikletimle geldim buraya, bisikletle kahve demliyorum. Tur bisikletçisiyim. Burada da festivalde kendimi tanıtmak, aynı zamanda bisikletçiliği de tanıtmak üzerine burada bulundum. Bursa'da yaşıyorum daha çok. Hani etkinliğim, hani asıl etki alanım Bursa. Buraya da festival için geldim. Evet, bu fikir nereden çıktı? Bisiklette kahve fikrin nereden çıktı? Bisiklette kahve fikri şöyle, ben tur bisikletçisiyim, şehirler arası turlara çıkıyorum, turlar yapıyorum. Daha sonra bir baristalık geçmişim de var, kahveye olan bir tutkum da var. Bu iki tutkuyu birleştirerek bisiklette kahveyi kurdum. Kahveyle olan tutku, peki o nereden geliyor acaba, ne zamandan beri var bu tutku, nasıl bir tutku bu? Kahveye olan tutkum benim büyük dedemden geliyor, böyle ta eski zamanlarda böyle ne bileyim elinde kahvesini işte pişiren, öğüten, kendi kendine yapan falan. Ben hep dedemden görürdüm ve etkilenirdim açıkçası. Ben de biraz etki bıraktı. Ne ya bu kahve falan deyince büyüyünce içersin. İşte büyüdük ve şimdi kahveyle ilgileniyoruz açıkçası. Kahveye olan tutkum biraz böyle dededen gelen bir özellik diyebilirim. Sizi görenler bisiklette bunu hani nerelerde satıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, yol üstünde mi duruyorsunuz bir yerden bir yere giderken ve de sizi görenler insanlar neler söylüyor size gelip? Yani şaşırıyorlar öncelikle. Herkesin sorduğu soruyu sorayım. Suyu nerede kaynatıyorsun? Su meselesi biraz suyu yani minik ocak. Yani biraz kampçı geçmişim olduğu için minik bir ocağım var. Suyumu ocakta kaynatıyorum. Daha sonra işte öğütme şeyim var. Öğütücüm var. Orada öğütüp taze taze demliyorum. Yani beni daha çok nerede bulabilirsiniz? Ben Bursa'da insanların yani insan popülasyonu yoğun olduğu park ve bahçelerde genellikle oluyorum. Yani Üç Fidan Parkı gibi Balat ormanı gibi yerlerde oluyorum. Genellikle gittiğim yerleri zaten sosyal medyadan paylaşıp faaliyet göstereceğim alanı işte bu akşam buradayım gibilerinden deyip işte beni sevenler veya gelmek isteyenler, denemek isteyenlerle orada birlikte bir araya gelebiliyoruz. Ya bu sizin artık para kazandığınız bir mesleğiniz mi? Gibi. Evet, bir hobiydi benim için, artık sevdiğim bir meslek haline geldi diyebilirim. Kahveler neler yapıyorsunuz tam olarak? Yani filtre mi, hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Kısaca onlardan da bahsedebilir misiniz? Yani şöyle mevsimsel olarak değişiyor tabii ki de. Yani yanımda buzluğum varsa eğer ice latte, ice americano da yapabiliyorum. Bunun gibi soğuk kahveleri de yapabiliyorum. Cold brew de yapabiliyorum. Bunun yanı sıra mesela normal şartlardan, günümüzden bahsedeyim. Yani bir çekirdeği alıp moka potta, French press'te V60'ta hani müşterinin istediği, misafirin istediği şeye göre sertlikte, yumuşaklıkta o şekilde demleyebiliyorum. Aynı zamanda sütlü olarak da yapabiliyorum. Ama daha çok filtre kahve ve americano yapıyor diyebilirim. Filtre bazlı kahveler yapıyorum yani. Ya bisikletinizin arkasında taşıdığınız bir böyle kasa tezgahım gibi bir var. Şey mi? Evet, minik bir tezgahım var. Şöyle bu kapandığında bir ayakkabı kutusu formuna geliyor. Böyle minik bir ahşap kutu haline geliyor. Sonra pıt 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 açılıyor. Ben de yanda heybelerim var. Heybelerimi çıkarttım. Yani taşınabilir bir dükkan aslında bakıldığında. Taşınabilir bir seyyar bir dükkan diyebiliriz. Bu tarz bir şey var mı başka sizin duyduğunuz, bildiğiniz? Ya Türkiye'de ben bilmiyorum. Açıkçası ben bunu yurt dışından esinlenerek Endonezya, Tayvan gibi bisikletin yoğun olduğu ülkelerde yapılan bir aktivite bu. Ben de oradan esinlenerek yaptığım bir şey. Açıkçası Türkiye'de bilmiyorum, görmedim. Muhtemelen ilk yapıyor olabilirim diyebilirim. Kahve zirvesiyle yollarınız nasıl kesişti ve kahve zirvesi nasıl geçiyor sizin için? Kahve zirvesi muhteşem geçiyor. Güzel insanlarla tanışıyoruz, güzel insanlarla etkileşimde oluyoruz. Bisikletçiler geliyor, kahveciler geliyor ve güzel bir ortam oluştu açıkçası benim için. Yani en azından benim için öyle, güzel seyrediyor açıkçası. Ben kahve zirvesini Instagram'da gördüm. Oradan ve katılmayı da istedim açıkçası. Hani prestij olarak sunduğu imkanlar, fırsatlar, etkinlikler olarak güzel bir etkinlik olduğunu düşündüm. Ve katılmayı istedim açıkçası ve bir daha da kesinlikle katılırım yani müdavimi olurum bu etkinliğin. Yani kahve Türkiye'de o kadar yaygınlaştı ve o kadar popüler oldu ki artık bisiklete kadar taşınmış. Taşındı, evet. Yani ve artık biz bisikletliler olarak hani tabii kahveye de çok önem veriyoruz ama burada bir de böyle bisikletin de toplum içerisinde, ekonomide de yer alabileceği yerler var aslında. Böyle yeni yeni kargolar, işte şeyler falan. Yani bisikletin arkasında kahve bile demlenebiliyor yani. Bu da olabiliyor. Dediğiniz gibi kahve de aslında ülkemizde gelişiyor ve gelişmekte. Daha da gelişecek de inşallah. Yani daha farklı lezzetler, daha farklı markalar. Yani bunlar aynı zamanda hem ülkenin reklamını da yapıyor yurt dışında. Güzel yani şeyler sunuyor. Hani güzel bir mutfağımız var. Türk kahvesi, menengiç gibi birçok kahveye sahibiz. Neden gelişmeyelim? Daha iyi yerlerde niye olmayalım diyelim. Yani bunu yapmanın böyle avantajları, dezavantajları diye bir şey sorsam atıyorum. Hani böyle soğuk havalar, sıcak havalar gibi. Neler söylersiniz?
Yani ilk başta soğuk havadan sıcak havadan ziyade insanların bakış açısı. Yani sen ne yapıyorsun burada falan, bu şey midir falan. Hani biraz bunu ekonomik şey olarak görmeyebiliyorlar ama gerçekten bir işe önem verildiğinde, bir saygı verildiğinde, ona bir önem aksedildiğinde iş gerçekten ekonomik anlamda çok iyi yerlere gelebiliyor veya şey fikir anlamında iyi yerlere gelebiliyor. Yani bunun anlamı hani ülkemiz biraz daha böyle bisiklete ve kahveye iyi gözle bakabilirler. Daha bir kültür olarak bunu benimseyebiliriz bence. İkincisi hava şartları diyebilirim yani. Çünkü bir yağmur yağdığında muhtemelen ben olmayabiliyorum yani, veya bir bisiklet dışarıda kolayca olmayabiliyor. Dolayısıyla hava şartları diyebiliriz, işte ne bileyim, ya da şimdi devlet izinleri de diyebiliriz açıkçası. Çünkü her yerde yapılmasına müsaade edilmiyor. Yani belki de böyle bir şeyler yapılacaksa, belki de birçok yapmak isteyen var böyle bir şeyi. Devlet tarafından böyle bir şeyden önü açılırsa bence birçok gencin de önü açılmış olabilir bu konuda. Kaç yıl oldu bu işe başladı ya da kaç ay? 4 ay. 4 aydır bu işin içerisindeyim ve yani 4 aydır işin içerisindeyim ama sanki 4 yıldır bu işi yapıyor gibiyim. Çünkü o kadar çok insanla tanışıp o kadar çok etkinliğe gidiyorsunuz ki gerçekten çok zengin bir iş. Yani hem bisikletçi hem kahveci falan derken çok sosyal bir alana hitap ediyorsunuz ve bir anda gerçekten böyle dünyanız genişleyebiliyor. Gerçekten hani zamanı büken bir iş diyebilirim gerçekten.